Herkese merhaba arkadaşlar, Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Resident Evil Zero HD Remaster oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine olaylar karıştı, yapılacak çok fazla şey var. Hemen şu Ink Ribbon'u tekrar bırakacağım. Her bölümün başında Ink Ribbon'u bırakıyoruz, malum kaydettiğimiz zaman Ink Ribbon üzerimizde kalıyor. Ama kalabalık yapıyor bize. Hemen hızlıca buradan devam ediyorum arkadaşlar. Alınacak objeler var, yapılacak işlemler var, çözülecek bir sürü şifre birikti. Hadi bakalım nerelere gidiyoruz, o AQ'yu oradan nasıl alacağız, Billy piyano çalmayı nereden biliyor falan, böyle kafamızda bir sürü sorular var. Buradan devam ediyorduk. Su anahtarını alıp kapıyı açtık. Dış taraflara çıkmamız gerekiyor arkadaşlar büyük ihtimalle. Oralarda garanti bir şeyler var. Yani bariz belli. Daha dış kapıları açacağız. Açık onlar daha doğrusu. Oralardan çıkacağız. Kılıçlı kapıların olduğu yerler. Ama önce bu tarafı bir temizleyelim bakalım. Burada alınacak herhangi bir obje var mı? O aküye takılmış durumdayım ve şu lambaları yaktığımız, ateşleri yaktığımız yerlere takılmış durumdayım. Buraya girdik. Şu kapıdan girecektik. Burada iki tane oda var. Bakalım buraları temizleyince nerelere çıkıyoruz? Alınacak neler var? Üzerimde yine çok fazla boş yer yok. Her zamanki gibi. Duvarda bir yazı var gibi. Hadi önce burası. Yakın kapı bu. Çok kötü durumda bir kapı. Dışarı çıkacakmışız gibi bir his var şimdi. Of. Sık abi. Beyinlere beyinlere. Sık. Başka var mı? Variller var burada. Böyle pompalı mermisi. Malzeme yeri gibi bir yer burası. Elektronik malzemelerin olduğu bir yer. Burada hiç işe yarar bir şey yok. Şurada sanki bir şey çıkacakmış gibi. Bu ne lan? The handle is missing. Ha. Handle var bizde. Billy de var abi. Aynen bizde handle var. Da bu handle buraya takınca ne olacak acaba? Hadi bakalım. Oo, tablet. Vay, bir tane bulduk. Obedience tablet diyor. Alacağım tabii ki. Diğeri de şehrin orada gözüküyordu bu arada. Bunu nerede kullanacağız acaba? Examine diyelim, önce bunu bir inceleyelim. Arkasında ne yazıyor? Obedience. Obedience yazan bir şey. Önünde de bir şey yok. Obedience yazıyor. Obedience. İşkence edilen bir adam resmi var gibi. Şunu exchange diyelim. Billy'ye verelim. Billy de dursun şimdilik. Buradan bunu aldık. İyi. Handle'dan da kurtulmuş olduk. İyi, orada bir olay çözdük en azından. Burada başka hiçbir şey yok. Tekrar geri gidiyorum. Yan tarafta bir oda daha var. Acaba orada neler bizi bekliyor? Hemen oraya doğru da bir dalalım. Evet. Bu taraftan devam edeceğim. Haritadan bakıyorum. Bir de bu oda var. Bu obedience falan dışarıda bir yerde kullanılıyor garanti arkadaşlar. Dış kapıya çıkacağım buradan. Hadi bakalım. Bol miktarda cam ve merminin olduğu bir yer. Hayrı alamet değil. Böyle bol miktarda bir yerlerde cam ve mermi veriyorlarsa sakata geliyorsundur demek abi. Böyle burası da depo gibi bir yer. Şişe var. Burada canlar var. Ama almayacağım bunları. Bunlar bir kalsın. Burada başka hiçbir şey yok herhalde arkadaşlar. Sadece böyle cam ve şey var. Başka alabileceğim herhangi bir görev objesi var mı acaba? İlginç olan bir şey yok. Sadece burası böyle bize destek olsun diye bir sürü şey koymuşlar. Ekstra bir şey göremiyorum burada. Olur da bir yerlerde bir şey olursa tekrar buraya geri geliriz. Ama bildiğim, gördüğüm kadarıyla ekstra bir şey yok arkadaşlar. Tamamen her yer zaten paslı. Bir kabin var, orada da şişe var. Molotof yapmak için kullandığımız şişelerden. Hatta onu alalım, biz yanımıza götürelim. Molotof falan yaparız ana bölgede. Ana bölgeye doğru gidelim abi. 3 tane şişe aldık. Geride de vardı aslında. Oraya da gidip oradaki şişeleri de alabilirim. Şu piyanonun olduğu yerde de vardı. Oradaki şişeyi de alalım. Ana bölgede bizim holde. Allah be tırstım ya. Oğlum aklımı çıkardın be. Geber ya. Koş Billy koş. Koş Billy koş. Gir kapıdan Billy. Oğlum geberdik Billy. Aklımızı aldı ya. Aklım çıktı aklım aklım. Aklım çıktı. Ah. Geri gidip şu canı kullanacağım.
Öf be abi be. Zort diye insanın önüne mi çıkılır ya? Şu herbi kullanayım bari. Hayır, red dirt değil abi. Green, green. Of be abi be. Böyle oluyor işte arkadaşlar. Hani böyle bir şey yoktu. Birden refleks tırsıyorsun. Ne oluyor lan oluyor yani. Gidelim şu piyanodan şey alalım. Piyano buradaydı herhalde. Yo, piyano burada değil. Bir piyano diğer tarafta kaldı. Buradan şeyi aldık biz. Şu obsidians mı ne? O zımbırtıyı aldık. Taş tableti aldık işte. Of vallahi tırstım yemin ederim. Piyanonun oraya gideceğim. Piyanonun oradan şeyi alacağım. Şişeleri alacağım. O şişeleri birleştirip şey yapacağız arkadaşlar. Gazlardan kurtulalım hem. Piyano buradaydı. Aynen şu şişeleri de alalım. Ana bölmeye devam ediyorum. Şimdi dışarı çıkacağım. Bu arada dışarıda ne var bilmiyorum. Aynen buradan geri gidiyorum. Şu su kapısını açacağım. Piyanonun orada akü var. Onu alıp bir yerlerde kullanacağız ama o aküyle bir şeyi takas etmem gerekiyor sanırsam arkadaşlar. Akünün yerine koyacak bir şey yok. Şu an için öyle bir obje yok. Bu arada üst kata çıktığımız zaman da açılan bir kapı var. Şu şeyin oradaki kapı da açılmıştı. Böcüklerin oradaki kapı da açılmıştı. Oradaki olay ne hiç bilmiyorum ama gidip biraz molotof yapacağım ve bir kayıt alacağım. Ortalık yine karışıyor, yine karışıyor abi. Bak bu katta merdivenin yukarısında açılan bir kapı var. Merdivenden yukarı gelince şu kapı açık sanırsam arkadaşlar. Oradan karşıdaki kapı kapalı ama. Oraya bir gidip oradaki olayı bir baksak mı acaba? Yalnız burada hiç hoş olmayan sesler çıkıyor. Burada böcek oldu aşikar abi. Hadi gel, gel Allah'ın belası böcek. Gel. Oha biliyor aşağı aldılar be bildiğin. Of güç bela yine olayları. Böceklerden de kurtulduk. Billy yaralandı mı? Billy'nin canı ne alemde? Billy'nin canı fena değil. Tabancayı geri alıyorum. Hadi bakalım. Bu kapıyı da açtık ama buradan nereye gidiliyor ne var bilmiyorum açık söylemek gerekirse. Bir de diğer taraftaki kapı açık. Tabanca mermisi var. Karşısı kapalı gözüküyor zaten bunun. Tabanca mermisini niye alamıyorum? Aynen. Burası kapalı gözüküyor arkadaşlar. Buradan aşağı inebiliyorum ama. Buradan aşağı şu an inmemeliyiz bence. Yo inebiliriz. Burada ne var peki? Oo tabletlerden birini bu. Oo 3 tane tablet ihtiyacımız var. Hadi bakalım tabletlerden birini kullanalım. Billy ver şu tableti koçum. Evet. Bir tanesini taktık. Orada bir düğme yandı. Düğmeye basılıyor mu? There's a message. Three fundamental principles of the Umbrella Corporation. Umbrella şirketinin 3 ilkesi varmış arkadaşlar. Şu an için burada bir tanesini taktık. En azından birinciyi burada tamamlamış olduk. Daha bulmamız gereken 2 tane daha var. Acaba bunlar nerede? O da bir tane. Bundan sonra bu kapı açılacak herhalde. Burada da bir teleskop gibi bir şey mi var artık ne bilmiyorum. Uzaya mı bakıyorlar bu Umbrella? Ne yapıyor abi? Siz ne yapıyorsunuz abi ya? Sizin işiniz zombi değil mi? Ne? Uzaydan bakteri falan mı arıyorsunuz farklı tür? Şimdi abi buradan tekrar ana ekrana, ana ekran diyorum sürekli ama ana bölgeye gideceğim. Ana bölgeye gideceğim. Ana bölgeden bir kapı daha var açtığımız. Oradan dışarı çıkacağım. Orada ne var bilmiyorum. Aynı zamanda bu aküyle ilgili bir olaylar da var. Ve diğer tarafta o ateşlerin olduğu yerde de bir olaylar var. Onlarla ilgili de bir şifre falan olması lazım. Onlara da bakacağız. Dediğim gibi yapacak çok fazla şey var abi. Ama önce yapmamız gereken molotof. Molotof yapıp şurada biraz yer açacağım arkadaşlar. Ve bir kayıt alacağım yine. Aynen. Şöyle yapalım biz o zaman. Şunu bir Billy gelsin yanımıza da bir exchange diyelim.
Exchange dedik, bunu Billy'e verdik. Billy'e versene Billy'e, koçum şunu. Aynen. Billy'e geldik, şu gazı bir alalım. Gaz tankını da aldık. Kaç tane var bu arada? Aa, 3 tane kalmış ki. Combine dedik. Boş şişeyi bıraktık. Bu arada şu molotofları da bir alalım. Aynen. Molotofları da aldık. Tekrar buradan leave diyorum. 3 tane boş şişemiz var. Onları da ilerleyen zamanlarda şeye çeviririz. Ink ribbon alalım şuradan. Ateş, mateş mi falan, her şeyi tıklayıp okuyabiliyorsunuz. Çok iyi olmuş abi. O Resident Evil'ın olayı o zaten. Bütün olayları karıştıran o. Abi burada da bir şey yazıyor. Şurada da bir şey yazıyor. Burada da bir şey yazıyor. Her yerde bir şey yazıyor yani. Şimdi hızlıca bir kayıt alalım. Kayıttan sonra... Şu ink ribbon'u tekrar bırakacağım. Yardırmaya devam. Şimdi hayır, buradan gitmeyeceğim. Aşağıdan gideceğim arkadaşlar. Aşağıda şu kapı açıldı bildiğiniz gibi, ön taraftaki. Orada neler var neler yok, bir olayları görmemiz lazım. Ön taraftaki kapıya gidemiyorum ama. Açıl susam açıl. Şunun üzerinde var işte abi. Oraya nasıl çıkacağız ama? There's something over there. Bunu bir şeyden görmüştüm ben. Hatırlıyorum. Oradan nasıl alacağım o taşı, tableti? Onu bilmiyorum işte. Buralardan gidiş var. Bir yerlere kapalı burası. Yan tarafta ne var? Bu tarafında ne var bunun? Ha, burada bir şey var. Aha, aküyü buraya takacağız. Oba! Güç yok. Aküyü neyle değiştireceğim ben ama? Aküyü orada bir şey değiştirmem lazım abi benim. O akü buraya takılıyor. Ama aküyü neyle değiştireceğim? Aküyü değiştirecek bir obje yok abi. Burası da yıkık. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? O aküyü buradan almamız lazım. Peki girmediğimiz nereler var? Bir ona bakmamız gerekiyor. Burada her yere girdik. Üst katta da her yere girdik. Burada da şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Tek yapmadığımız şey şu ateşlerin olduğu yer arkadaşlar. Buraya zaten geçemiyorduk. İlk şeyin olduğu yer burası. Tek yapmadığımız yer şu ateşlerin olduğu yer. Acaba o ateşlerin olduğu yerde ne oluyor? O ateşlerin olayı ne? Onu çözmemiz lazım arkadaşlar. Oraya doğru gideceğim şimdi. Orada bir şu ayda güneşte orada bir şey var abi. Orada bir olaylar var. Kesintiden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Şu şeye doğru gidiyorduk. Şu Rebecca'yı kurtardığımız yer tarafında şu yaktığımız yer vardı. Bir tek orası var gitmediğimiz şu an. Orada bir haller bir şeyler oluyor muhakkak. Onların bir yakış sırası var ama. Bir onu biraz okuyalım, kurcalayalım. Bu hayvanların bir olayı var muhakkak abi orada. Orada bir şeyler var yani. Şuradan gidiyorduk. Gerçi Billy öne geçsin çünkü Billy de olay. Kızım çekil şuradan ya. Yok abi, yolu kapatıyor. Tek kişilik orası. Başka türlü geçiş yok oradan. Can var burada. Can stoklarımız azaldı bu arada. Bu arada biz o canları bir işaretleyelim. Birini alıp bırakalım. Oo, blue herb'ler falan da varmış burada. Vay bak, bunları görmemiştim. No diyelim, kalsın burada. Pıt 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 pıt. Abi orada bir şeyler var ama ne olduğunu tam çözebilmiş değilim. Bir sıralama var onlarda da hatırlayamadım. Geyik meyik bir şey. Kartal martal. Neye göre? Güce göre mi sıralanıyordu? Bir şeye göre sıralanıyordu onlar abi.
Aha, burada yerler açıldı. Şimdi olaylar var. Heyecan dorukta. Şişe var orada. Aha, tablet. Vay, ooo, birlik tabletini bulduk. Unity. Başka bir şey yok herhalde burada. Abi diğer tablet de şu şeyin orada da. Onu nasıl değiştireceğiz? Battle almıyorum şişeyi. Şişe bol miktarda zaten var her yerde. Bir tableti daha bulduk bu arada. Süper. Peki şimdi oradaki benim o Billy'nin piyano çaldığı yerdeki şeyi değiştirmem lazım bir şeyle. Oradan onu almam lazım ki ilk baştaki yere götürüp asansörü çalıştırabileyim. Peki ben onu şeyi neyle değiştireceğim yani? İşte ortalık karışıyor yine. Bir dakika, bir dakika. Aha. Oo. Var mı başka kimse? Burada Inkribon var. Kayıt için herhalde yakın. Burada da zaten şey var. Kayıt yapabiliyoruz. Aynen, bölgeler açılıyor. Nasıl çıkıyoruz buradan? Inkribon var sadece. Kaydı nerede yapacağım peki ben? Buradan da ana yere geliyoruz abi. Inkribon'u alsan. Evet, gidelim Inkribon'a. Aa, not var. Birinin daha günlüğü. Marcus'un leechlerinden bahsediyor. O çevirmedim arkadaşlar. Çok önemli bir şey değildi bence bu. Açık söylemek gerekirse. Burada yine canlar var, geride kaldı ama bunu da şansa bağlı açtık yemin ederim. Ama nereden gideceğiz dostum? Nereden gideceğiz? Bu tableti de gidip takacağız arkadaşlar. Ama gidip takmadan önce şey yapalım. Bu tableti de gidip takacağım. Fakat ilk yerdeki o şeyi çözmek için herhalde onun için ayrı bir bölüm çekmem gerekecek. Yine süre bayağı uzadı çünkü. Buradan da alınacak başka hiçbir şey yok. İşin komik tarafı. Sadece can var. Sadece şey için geldik buraya. Evet, ikinci tableti de aldık. Tek bir tablet kaldı. Üst tarafta ona çıkmak için dediğim gibi akü bulmamız lazım. O aküyü diğer bir şeyle değiştirmem için. Oraya bir şey sokuşturmam lazım ama ne sokuşturacağım bilmiyorum. Başka elimde herhangi bir görev objesi yok. Buradan tekrar yukarı gidiyorum. Dediğim gibi şu tableti de yerine yerleştireceğim. Ardından bir kayıt alıp bölümü tamamlayacağız arkadaşlar. Ve bir sonraki bölümde şu akü nerede onu biraz araştıralım. Biraz etrafı dolaşalım. Kulaçan edelim. Neredeymiş şu akü bir bulalım. Ve şu şeyle değiştirelim. Gidelim şimdi tableti takalım abi. Sonra geri gelip burada ana bölümde kayıt yapalım. Yalnız olaylar yine karışmaya başladı. Albert Wesker bizim mansion'a gitti. Bildiğiniz gibi normalde birinci oyunun ilk saat öncesini konu alıyor. Resident Evil Zero. Malikaneye gitti. Bizim alfa takımının olduğu yere. Bravo takımı da dağılmış durumda. Enrico'ya ne oldu bilmiyoruz. Açık söylemek gerekirse. Enrico bize Billy'yi buldu mu falan filan diyor da. Enrico kayıplarda. Diğer elemanlara ne oldu? Uçakta bir sürü, helikopterde bir sürü insan vardı. Alfa takımına şey gitti. Birkin buralarda kaldı. Birkin'le ne yapacağız? Kapışacağız mı? Görüşeceğiz mi? Bilmiyoruz. Bir sürü soru işareti kafalarda. Hikayenin sonlarına doğru yaklaşıyor muyuz? Onu bile bilmiyorum. Oyunun ne durumundayız? Ama bayağı ilerlediğimizi zannediyorum arkadaşlar. Hemen gidip diğer tableti takacağım. Aşağıya ve kayıda doğru geri geleceğim. Diğerini bulmamız için oraya çıkmamız lazım. Onun içinde hatırlarsanız bir kutu vardı. Onu aşağı indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun içinde şu asansörü kullanmamız gerekiyor. Onu kalktıracağız. Sonra kızla tırmanıp alırız herhalde. Ya da biriyle tırmanıp alırız bilmiyorum. İkinci Unity tabletine taktık. İkinci ortası boş kaldı.
Çok karıştı ortalık, çok karıştı. Bu kapı açılınca ne olacak? Girmediğimiz yer kalmadı yalnız. Bir yerlerde bir şey atladık herhalde. Her yerlere girdik bu arada. Hadi bakalım geri. Biliyorum arkadaşlar böyle çok ileri geri o oda bu oda biraz karışıyor. Ama Resident Evil'ın ruhu bu zaten. Kafamız karışması lazım. Başka türlü olmaz. Hemen şuradan inkribonumuzu alalım. Nerede? İnkribon nerede? İnkribon nerede ya? İnkribonu nereye bıraktık? İnkribonu bulamıyorum. Aa! Lan! Burada inkribon. Allah Allah. Bıçak var. Billy'nin bıçağı. Meşhur Billy bıçağı. Tamam da inkribon yok. İnkribon gözükmüyor. Şuralara bir yerlere bıraktık. Abi inkribonu kaybettim ya. Böyle bir şey olamaz. İnkribon kayıp. Ama burada haritada normalde. Bunları alacağım. Tek tek buralara atacağım abi. İnkribonu kaybettim ya. Hayır yok böyle bir şey ya. İnkribon nerede? Abi inkribon burada gözüküyor ya. Tek tek alıp eşyaları taşıyorum. Yerlerini değiştiriyorum şu inkribonu bulabilmek için. Neredesin inkribon? Heh şurada tam buradaymış arkadaşlar. Çok öyle bir yere koymuşum ki gözükmeyecek kadar salakça bir yere koymuşum. Aptallığıma doymayayım ben de. Üf. Neyse bulduk zar zor. Ve tekrar hold'a kaydediyoruz arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Şu harika daktilo sesiyle. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.